Herkese selamlar sevgili gençler. Ben Sercan İgrek, İngilizce öğretmeniniz. Yeni bir videoda yine sizlerleyim. Bu videomuzda if clause type 2 işleyeceğiz sizlerle. Diğer adıyla second conditional işleyeceğiz. Bu videonun hemen arkasından da wish clause'ları da anlatacağım. Onu da göreceksiniz. Hem yazılarınızda, sınavlarınızda hem de genel İngilizce bilginizde bir tık daha üst seviyeye çıkmış olacağız hep beraber. Şimdiden hatırlatayım. Videoyu beğenirseniz hemen like atmayı unutmayın. Ve henüz kanala abone değilseniz lütfen kanala abone olun gençler. Evet. Hemen başlayalım. The use of second conditional. Yani type 2'yi anlatıyoruz. Type 2 gençler, ikinci tip adı üstünde. Yani daha önce type first işlemiştik. Biz birinci type 1'i işlemiştik. Şimdi ikinci tipte ne oluyor? Biz hayali durumlardan bahsediyoruz. Gerçek olmayan hayali durumlardan bahsedeceğiz. Bu cümlelerde genelde bir istek, dilek, temenni söz konusu olacak. Bilginiz olsun. Yani bir cümleyi kurduğumuzda aslında biz geçmişten bahsetmiş olacağız. Şu örneğe hemen baktığımızda if we had a lot of money, we will travel abroad. Çok paramız olsaydı yurt dışına seyahat ederdik diyor. Yani şu anda demek ki biz burada ne anlıyoruz? Şu anda bunu söyleyen kişinin maalesef çok parası yok. Fakir. Burada ne yapıyor? Bir hayal kuruyor. İşte bir dilekte bulunuyor, temennide bulunuyor. Ama gerçekten maalesef o durumu yaşamıyor. Cümle yapılarını incelediğimizde olumlu cümlelerde, affirmative cümlelerde gençler biliyorsunuz bir if'li cümle var. Bir de diğer cümle var. Biz if'li olan cümleye genelde yan cümle deriz. Ana cümlemiz diğer virgülden sonraki kısım olur. Yani would'lu olan cümlemiz bizim ana cümlemiz olur. If'li olan cümleye baktığımızda biliyorsunuz önce if'i yazıyoruz cümlenin başına. If'i yazdıktan sonra öznemizi yazıyoruz. Tabii öznemiz değişebiliyor burada. Daha sonra da gençler past tense kullanıyoruz. Birinci kısımda past tense'i kullanacağız. Bilginiz olsun. Yani birinci kısım derken if'li cümle past tense olacak. Past tense neydi biliyorsunuz değil mi? Düzenli fiilleri, ed takısı getiriyorduk. Düzensiz olanların da ikinci hallerini yazıyorduk özneden sonra. Daha sonra if'li cümleyi yaptıktan sonra past tense ile diğer cümleyi gençler yine öznemizi yazıyoruz. Özneyi yazdıktan sonra would'u yazıyoruz. Bakın would olacak. Would'dan sonra da fiilimizi birinci halde, yalın halde yazıyoruz. Aklınızda olsun bakın birinci halde yazıyoruz. Yani if'li olan cümle past tense, ikinci cümlede özneden sonra would artı fiilin birinci halini yazıyoruz. Negatif, olumsuz cümlelere baktığımızda zaten hemen ne yapıyoruz? Olumsuz yapıyoruz. If'li cümlede neydi? Past tense'de. Past tense'in olumsuzu neydi? Didn't'tı. Tabi isim cümlelerinde wasn't, weren't oluyor ama genelde biz burada weren't yazıyoruz her zaman. Birazdan onu anlatacağım. Would'lu olan cümlede de would'u biz wouldn't yapıyoruz gençler. Yine burada da fiili birinci halde yazıyoruz. Fiilimiz değişmiyor. Şimdi bu kısım önemli. İkinci tip yani type 2'de koşul cümlelerinde tüm öznelerle birlikte be fiilinin geçmiş zaman hali olan were yapısını kullanıyoruz gençler. Yani bu was da kullansak yanlış olmuyor ama günlük İngilizce'de de kullanımı çok yaygın olduğu için genelde were kabul ediliyor. Hani biz normalde past tense'de ne yapıyorduk? I, he, she, it ya da tekil öznelerden sonra biz was'ı kullanıyorduk. You, we'de ya da çoğullarda da were'ı kullanıyorduk. Burada I de olsa, he, she, it de olsa, tekil bir öznemiz de olsa hepsinde biz were'ı kullanacağız gençler. Bilginiz olsun. Şimdi örneklere baktığımızda if I were Batman, I would help all people. Batman olsaydım bütün insanlara yardım ederdim diyor. Yani ne anlıyoruz demek ki şu anda Batman değil. Bakın gençler normalde past tense değil mi? If'li cümlede biz past tense kullanacağız. Be fiili var burada. Were kullanılmış gördüğünüz gibi. Şimdi normalde past tense'e baktığımızda I ile was kullanılıyor değil mi? I was Batman diyorduk mesela if olmasaydı. Ama burada if olunca biz hepsinde aslında çok kolay. Hani en azından kafanız karışmayacak. Her şey. Was'ı unutacaksınız if'li cümlelerde. Her şeye, her şey derken isim cümleleri varsa, be fiili kullanacaksa hepsinde were'ı kullanacağız gençler. If you were a hero, eğer bir kahraman olsaydın, we would do amazing things to save animals. Hayvanları kurtarmak için muhteşem şeyler yapabilirdik diyor. Bakın burada zaten you'dan sonra normalde de were geliyor. O yüzden bir şey fark etmiyor. If she were rich, she would live in Paris. Zengin olsaydı Paris'te yaşardı. Bakın burada she tekil bir, değil mi? Tekil bir özne. Üçüncü tekil şahıs. She'den sonra normalde was kullanılır. Ama burada yine she were diyoruz gençler aklınızda olsun. Yani was'ı unutuyorsunuz. Be fiilini gördüğünüzde if'li cümlede were'ü yapıştırıyorsunuz. Biraz sonra alıştırmalar da yapacağız. Alıştırmalarla bir güzel pekiştireceğiz bunları. Zaten type 2 bu kadar gençler. Aslında çok kolay. Yani zor bir kısmı yok. Genel olarak şöyle bir özetlersek hemen if'li cümlede past tense'i kullanıyoruz. Diğer ana cümlemizde özneden sonra would yazıp fiilin birinci halini yazıyoruz. Bu kadar çok bir şeyi yok yani. Çok bir esprisi yok. Hani çok bir zorluğu yok. Tek zorlanacağımız kısım ne demiştik? Be fiili varsa eğer if'li cümlede
Be fiilinde her zaman biz neyi kullanacağız? Were'ü kullanacağız, bu kadar. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Hemen alıştırmalarla if clause type 2'yi pekiştiriyoruz gençler. Neydi kuralımız? Hatırladınız değil mi? Tekrar etmek istemiyorum. Hemen 15 saniye, 20 saniye geri alırsanız zaten orada söylemiştim. Şimdi cümleler üzerinden tekrar gideceğiz. Şimdi birincisine baktığımda if Linda demiş. Daha sonra parantez içinde be fiili var bakın. Ne demiştik az önce? To be fiili varsa was were kullanılır, öyle değil mi? Çünkü if'li cümleyi biz ne yapacaktık? Past tense ile yapacaktık. Ama ne diyorduk biz? If'li cümlede past tense ile be fiili yapılacaksa her zaman tekil de olsa, çoğul da olsa özneimiz were'ü kullanıyorduk. O zaman diyoruz ki birinci boşluğumuz were olacak hocam. If Linda were here, Linda burada olsaydı, she blah blah us with our project. Bakın ikinci kısımda da parantez içinde help var gördüğünüz gibi. Help de biz ikinci kısımda ne yapıyorduk? Özneden sonra, yani she'den sonra neyi kullanacağız? Would'ardı, fiili olduğu gibi yazıyorduk. Yani would help diyoruz. İki, if he finds some money. Bakın burada yine if'li cümle past olması lazım değil mi? Yani find'ın past halini yazmam lazım. If he found some money. Şimdi ana cümlemiz. Ana cümlede would artı fiil olduğu gibi yazıyorduk. Fiilimiz take'miş. O zaman he will take it to the police. Jack, bakın yine be var burada gördüğünüz gibi. Ama hemen lütfen burada atlamayın. Çünkü gördüğünüz gibi bak burada if burada gençler. Çünkü if bazen cümlenin ortasında olabiliyor, başta da olabiliyor. If'li cümlede biz past tense yapıyorduk ama if'li cümle bir sonraki cümle, buradan sonraki cümle. Bu kısım ana cümlemiz. Şimdi ana cümlemizde ne olur hemen atlamayın, be var'a bunu da were yapacağız demeyin. Ne demiştik ana cümlede? Would artı fiilin birinci halini yazacaktık. O yüzden de burada Jack would be dememiz lazım gençler. Jack would be angry if someone, bakın if'li cümle burada ne yapıyorduk? Past tense yapıyorduk. Fiilimiz take'miş, o zaman take'in ikinci hali took. If someone took his dictionary without permission. 4. Carla not be var bakın burada upset. If her family blah blah a surprise party for her. Bakın yine if burada gördüğünüz gibi cümlenin ortasında. Yani bu kısım if'den sonraki bu kısım past tense olacak. Diğer cümle ana cümlemiz. Carla ile başlayan cümle ana cümlemiz. Yani would artı fiilin birinci hali. Ama bakın burada bir negatif var değil mi? Not var. Olumsuz yapmam lazım. Nasıl yapıyorduk? Olumsuz ana cümleyi wouldn't artı fiili olduğu gibi yazıyorduk değil mi? Demek ki burada Carla wouldn't be upset if her family, bakın prepare fiilimiz past tense yapacağız. Prepare zaten düzenli bir fiil, sadece ed takısı getirmem yeterli. Prepared diyoruz. 5'e baktığımızda if, bakın bu sefer if yine cümle başında, yani bu kısım past tense olacak. Catch var. Catch'in ikinci hali neydi? Caught. Hemen buraya if we caught the bus, eğer otobüsü yakalarsak we blah blah not take a taxi demiş burada. Bakın yine not var. Yani ne olacak? Olumsuz olacak. Wouldn't artı take dememiz lazım değil mi? Wouldn't take a taxi diyoruz. 6'ya baktığımızda if, yine if ile başladığı için bu kısım ne olacak? Past tense olacak. Bakın be fiilimiz var. Aha yakaladık. Hocam bunu arıyordum. Şunu bir yapayım diyordum böyle. Yapıyor musunuz şu anda? Benden önce yapın hemen. If I a famous actor demiş bakın. If'li cümle past tense yapacağız. Be fiilimiz var. Neydi kuralımız? Be fiilimiz varsa if'li cümlede ne olursa olsun öznemiz were yazacaktık. If I were a famous actor, eğer ünlü bir aktör olsaydım, I, ikinci kısım ne olacak? Would artı fiilin birinci hali. Yani would have a lot of fans, çok fazla fanım olurdu. Benim de yani artık fanım olması gerekmiyor mu gençler? Fanım var mı aramızda? Hocam sizin fanınızım yani. Zannetmiyorum ama çünkü genelde böyle öğretmenler, ne bileyim, ders içerikleri falan çok fan toplamıyor. Farklı şeyler yapmak lazım herhalde fan toplamak için, ama olsun, yine de kanalımız büyüyor. 17 bin aboneye çok az kaldı. Belki bu videodan sonra 17 bin olacağız. Sonra 20 bin, sonra 50, 100, 500 bin, 1 milyon diye gideceğiz inşallah. Tabii like atarsanız bu videoya, siz like atarsanız YouTube başkalarına da bu videoyu önerecek. Daha fazla kişi bizi keşfedecek. Daha fazla abonemiz olacak gençler. Daha fazla büyüyeceğiz. Yani inşallah. Devam edelim. 7. If you blah blah stay at home tonight demiş. Bakın if'li cümle, hemen ne yapacağım burayı? Past yapacağım. Stay düzenli bir fiil hemen. If you stayed at home tonight, you blah blah meet Carla at the party demiş. Burada ikinci kısım ne olacak? Tabii would artı fiilin birinci hali. Yani would meet Carla at the party. Son 8. sorumuz. If someone, eğer birisi steal your my car demiş. Birisi arabamı çalarsa. Çalırsa mı? Çalarsa mı? Çalarsa herhalde. Şimdi steal, birinci kısım ne olacaktı? Past tense, yani steal düzensiz bir fiil. İkinci hali stole. If someone stole my car, I
would report it to the police diyoruz gençler ve bu şekilde ne yapıyoruz? If clause type 2'leri halletmiş oluyoruz. Yani öyle umuyorum. Varsa herhangi bir sorunuz gençler, lütfen, lütfen ama lütfen bana yorumlarda sorun. Zevkle, memnuniyetle cevaplarım. Yazılı videolarını henüz izlemediyseniz kesinlikle tavsiye ediyorum. Emin olun bir adım önde olacaksınızdır. Umarım videoyu beğenirsiniz. Videoyu beğenip kanala abone olduysanız canımsınız. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye.